Süper Fan Token'dan taraftar paketi kampanyası. Bir tek sene taraftar koduyla üye ol, 20 adet Süper Fan Token al, bir tek sen Club'da 30 gün kilitle ve 30 gün boyunca takımının maçlarını beIN Sports'tan izle. Evet hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta maç yoktu ama milli maçlar vardı. Evet. Ve önümüzdeki haftada bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Ve hakikaten renkli bir maç şu andaki ligdeki durumuyla. Adana Demirspor Galatasaray maçları var. Biraz onları konuşacağız ama girizgahı biz girişi milli takımla yapalım. Hı. İnan böyle bir şey hazırlayıp da gelmedim. Spontan seninle bir milli takım hakkında, teknik adam hakkında, yapılı hakkında ne düşünüyorsun? Bir konuşmak istiyorum. Gelmeden buraya sevgili Ilgaz Çınar'la Serkan Akkoyun'da bir milli takım sohbetleri dinledim. Çekirdekçi Tayfa'yı dinledim gelirken. Orada birkaç şeyler söyledi. Onlardan alıntılarla sana şey yapayım. Ben de çünkü onu düşünmüştüm. Dedi ki sevgili Ilgaz, hakikaten bu maçlara konsantrasyon zordur. Hakikaten de zordur, sen de bilirsin. Bazen sahanın şekli bile etkiler. Yağmur, suni biçim, iddian olmadığı, yendiğin zaman da tatmin olmayacağın, yenmen %100 gereken ama yendiğin zaman da büyük bir mesleki tatmin olmayacağın bir rakibe karşı oynuyordun. Bu fark eder mi diye bir soru. Evet, eder. Senin bakışından nasıl, ne kadar fark eder? Veya bu bir sebep olabilir mi bu sonuca? Yani çok sayıda senin etken var, önemli. Rüzgar vesaire falan filan, katılıyorum. O motivasyonu düşüren şeyler. Ve bir futbolcu kendi kariyeri bittikten sonra şöyle tarif edilince, ya bir Faroe Adaları maçı oynadı, hadi onu geç, bir Lüksemburg maçı oynadı, uçtu, ne günlerdi falan demeyecek. Denilmeyecek yani. Ne anlatılır? Bir milli oyuncunun en güçlü rakiplere karşı performansı anlatılır, anılır. Kendisi de doğal olarak onları çok daha önemser. Ama bütün olumsuz etkenlere rağmen şunu da görmeliyiz. Bizim A milli takımımız çok deneyimli bir milli takım değil. Yani burada tek tek sayarsak turnuva görmüş oyuncunun az olduğunu görürüz. Turnuva. Yani henüz büyüklere karşı oynamamış çok sayıda milli oyuncu var. Kimdir büyükler? 5 büyük ligin milli takımları. Peki şu itici güç değil midir? Araya giriyorum. Bazen de izleyiciler diyor, çok araya giriyorsun diyor ama mecbur giriyoruz hocam. Şey yapıyoruz, tam moderatör gibi değil. Şey yapayım. Dediniz ki hakikaten evet, Faroe maçlarında uçtu kaçtı, tek başına Faroe'yu yendi bir cümle değildir. Ama bu kadro gitti Faroe Adaları'na yenildi de dedirtmek istemez oyuncu. Şimdi tam oraya, ters motivasyon. Oraya gelecektim. Sizin de kendi meslek hayatınızda, sporculuğunuzda böyle şeyler vardır. Yani Şampiyon Kulüpler Kupası'nda benzer bir şey yaşamışsınızdır. Yani sürpriz mağlubiyetleriniz olmuştur, öne geçip beklenmeyenleri yapmışsınızdır. Çok sert rakiplere karşı üstünlük sağlamışsınızdır. Var tabii ki şeyi de. Yani kimse Faroe Adaları mağlubiyetinin kadrosunun içinde sayılmak istemez. Herkes unutmak istemedi mi 8-0'lık kadronun çok değerli abilerimiz, hocalarımız, büyüklerimiz oynadılar o milli takımda. Hiç de alay alınmayı hak edecek insanlar değillerdi. Ama tarihten bir günü silme şansları olsa o 8-0'ı silmek isterlerdi her biri. O ne kadar üzücüyse bu da benzer üzücülükte olacak. Ve bu oyuncular kendi kariyerlerinin ana parçasına henüz ulaşmamış olduğu için yok rüzgardı, yok suni çimdi falan, öyle değil. Değil. Bir öyle de nasıl... değil. Bu bahane falan olan şunun bahanesi olur. 6 tane atamamışsınızdır, onun bahanesi olur bu. 5-0 yenememişsinizdir veya 3-0 yenmişsinizdir de iyi oynamamışsınızdır, onun bahanesi olur. Başka türlü evet, başka türlü bahanesi olmaz. Gibi bazen... Çünkü bir şey gördüm, çok özür dilerim. Bu sefer de ben araya girdim. Hocam ben Faroe Adaları'na 2 defa gittim. Yani kulüpteyken gittik. İşte Şampiyonlar Ligi ön elemesi vardı, onu oynadık falan. İşte araştırdık, baktık. O günlerden kalma bir arkadaşımız Oğuz Yörük'tü. Yanlış, tabii Oğuz Yörük anlatmış, çok da güzel anlatmış. İşte Fenerbahçe'nin maçını takip etmek için Faroe Adaları'na gittik. Uçaktan indik, bizi bir polis eskortu, otele kadar, bir otel dedi de öğretmen evinde kalıyoruz. Yani öğretmen evi gibi bir ev. Yani, sosyal tesisler şey, gibi. Öğrencilerin kaldığı öğrenci. Şey. Müzik festivali vardı, oteller doluydu falan. Oğuz Yörük şöyle yazmış. Ertesi gün sahaya çıktıklarında Faroe Adaları takımı, bizi götüren polis eskortunun takımın oyuncusu olduğunu gördük dedi. Yani hakikaten biraz da böyledir. Bu oyuncuların bazıları değil, büyük çoğunluğu işte orada kasap, manav. Yıllarca yarı amatör oynadılar oyuncular. Öyledir. Yani. Şimdi neden burada bir sıkıntı var onu söyleyeyim. Hocam Uğurcan Çakır,
Zeki Çelik, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Cengiz Ünder. Sonradan girenler Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Serdar Dursun. Birinci maçı söyleyeyim, ikinci maçı uzatmayayım, söylemeyeyim. Ya burada her bir oyuncuda havalar 1500 bir tarafıyla. Tabii. Yerel ligimize tabii. Bir döndüğün zaman burada acayip evet. Hikayeler anlatılıyor orada. Hele bu kadroya çağrılmayan bazı oyuncular var kulüplerde. Arada görüyoruz. Yani atomu parçalamışçasını büyük ve önemli ve değerli iş yapıyor edasında röportajlar şeyler veriyorlar. Hı-hı. Kamuoyuna. Ve bu takıma girememişler. Ama bu takımda yani en elit olduğunu varsaydığımız takımda oradaki esnaf sporu kaybetmiş. Hocam esnaf spor. Tabii tabii. Yani bunun hiç yok. Bir iki maç üst üste. Yani o sebeple ölçü... rüzgar falan bunun bahanesi değil, olamaz. Ya, mümkün yani. Değil. Mümkün değil. Olamaz. Ama ben de bunu etkilediğine inanıyorum yani sevgili Dursun abi, Sergen abi. Tabii ki etkiler. Ama bunlar aşan bir meslektir bu hikaye. Çünkü orada bulunmak istemezsiniz hocam. Para yollarını yenemeyen takımda, mağlup olan takımda olmak istemezsiniz. Hatta herkes kaçar o işten. Belki ufak bir anı gidip Beşiktaş'ın meşhur maçı vardır. Sevgili Metin Hoca'yı da aradım. Metin Türel'i Hoca'yı arıyorum. Ben de yıllar sonra öğrendim bu anlatacağım şeyi. Meşhur bir maç vardır ya. Romanya maçı galiba. Tamam mı? 2-0 galip Türkçe 3... İlk maçı kazanır Beşiktaş. Evet. Son 2 dakikada 3 goller ve elenir Avrupa'da. Sanlı abi koşarak fileden topu alır. Değil mi? Hep hikaye böyle anlatılırdı. Hani herkes oralardan kaçar başarısızlık olunca. Tabii. Ya benim aklıma geldi o zaman yıllar sonra. Ya Sanlı abi topu aldı da dedim. Metin Hoca'ya soruyorum. Peşteşin teknik direktörü kimdi hocam? Ne var dedi bendim dedim. Kendim dedim. Hocam ama hiç ismim geçmiyor. Ben ne yapayım Sanlı'ya topu mu aldırmayayım dedi hocam. O da Sanlı abi üzerine dedik. Kaçarsınız hakikaten. Allah rahmet eylesin. Meğerse teknik direktör Metin Hoca'ymış. O bile Sanlı Hoca. Sanlı abiye sallıyor 3-0 şeyinde. Oluyor. Bunu yaşamak istemezsiniz hakikaten. Şey. Bir de milli takımda şöyle bir şey vardır hocam. Hakikaten. Ben genç milli takımda da çalışma şansım oldu. Milli takımda yardımcı. Kulüplere benzemez. Evet. Niye benzemez? Literatürde her maç literatürde yerini alır. Bakın hazırlık maçı dahi olsa. Kulüpler öyle değildir. Milli takımda işte oynanan maç sayısı 358. Evet. Kazanılan, kaybedilen diye evet. O tarihte yani yerini alacaktır. Evet. Faro'yu da alacaktır. İşte Lüksemburg'da, İtalya'da, Fransa'da. Orada o tabloda onu görmek istemezsiniz. O yüzden dediğin gibi rüzgar fırtına bahane onu yapmak zorundasınızdır. Peki diğer bir yönden yaklaşacağım. Stefan Kuntz konuşuluyor. Ve deniyor ki Ahmet Altıntop'un açıklamaları da çok kamuoyuna yansıdı. İşte biz arkasındayız Stefan Kuntz'un. Stefan Hoca'yla devam edeceğiz. Gayet doğaldır. Tasarruf Futbol Federasyonu yönetim kurulumudur. Fakat ben şurada şu eksikleri görüyorum. Ben hayatım boyunca bunu yapmaya çalıştım. Futbolda da bunu yapmaya çalıştım. Teknik adamlıkta da, yorumculukta da seni de görüyorum öyle. Bana bir soru sorulduğu zaman cevap verirken mesela sen soruyorsun bana bu hafta. Fenerbahçe Galatasaray maçı, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne olur? Ben diyorum ki Beşiktaş kazanır. Sen diyorsun ki niye? Bakın nedenin cevabını vereceksiniz. Nedenin cevabını vermezseniz havada kalan bir laf olarak orada yerini alır. Şimdi bir, Stefan Kuntz milli takımı niye seçildi teknik adam olarak? Ben de sayın, o zaman da sordum Ahmet Altıntop'a. Neden? Sizce neden seçildi? Hocam A milli takım teknik direktörü olabilmenin kriterlerini siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Orada sporcu olarak da bulundunuz. Antrenör ekibinde de bulundunuz yıllarca. Ben de bunun açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir kulüpte, yani kulüplerdeki tercihler biraz daha farklıdır. Ama A milli takımlar söz konusu olduğunda... mutlaka izaha muhtaçtır. Biz X teknik direktörü seçtik şu ülkeden. Sebebi de bu, şu, şu, şu. Yani şu mesela basit bir şeydir. En basitiyle. En basit açıklama. Mesela Hamit Hoca, Hamit Altıntop şunu söyleyebilirdi. Bizim kafamızda adaylar var. Adayları tasnif ettik. Her şeyi başarmışlar burada. Her şeyi başaracağını umut ettiklerimiz, istikbal vaat edenler de burada. Bir müddet sonra... Biz kararımızı verdik. Biz her şeyi başarmış bir teknik adam seçiyoruz. O da budur. Veya bence çok biz, güzel. Biz her şeyi başarmış değil. Milli takımımızla beraber her şeyi başarabilecek bir genç potansiyel seçiyoruz. O da budur. Seçtik. Potansiyele inanmamızın sebepleri de şunlardır. Geçmişte yaptıkları veya hayal ettirdikleri veya kimsenin görmediği o potansiyeldeki kırıntılar şeyler neyse onlar izah edilebilir. Tabii Hamit Altıntop'un kimliğinde özel olarak duruyorum. Biz Alman ekolü tercih ediyoruz. Bu da bir şeydir. Hocam biz Alman ekolü tarif edelim o zaman. Ha, işte tabii yani, o da tarife muhtaç. Nedir Alman ekolü hocam, mesela? Hocam bilmiyorum. Ya etkilenmişizdir tabii. Dünya futbolu da Alman ekolünden etkilenmiş. O zaman beraber düşünelim. Yapalım. Hocam Faroe Adaları ile
A milli takımımız top oynar. Orada, Torşan'da. Topun hakimi olamaz. Evet. Olmaya çalışır ama oyunun hakimi olamaz. Esas acı olan olmaya çalışması. Evet. Peki Alman ekolünden esinti var mıdır bu şeyde? Siz Alman takımını Sarayoğlu'da da büyük konuşmayayım. Tarihe çok hakim değil veya... Yani 2-0 yendiği olmuştur. 9-0 da yendiği olmuştur. Tabii canım oluyor yani. Arada 90'da ne yapıyorlar yani? Alman ekolünde ona izin yoktur. Tabii. Ya izin yoktur değil mi? Öyle bir şey değildir o yani. Başka hocam bir... sadece sonuç üzerinden değil yani. Oyun tarzı oyun olarak da bu. Alman ekolünün yansımaları var mı? Veya bir ekolü hayır. Sadece bir teknik direktör getirdi işte bünyeye monte etti. Seçiminden dolayı söylüyorum. Siz bakayım Stefan Kuntz seçildiğinde çok net bir kısa kısa yapalım mı hocam? Tabii. Çok, Stefan Kuntz seçildiğinde nedenler sorusu, neden seçildiği konusunda örtüşen bir fikriniz oldu mu? Kendime ait hayır. Hayır. Peki bugün soru şu. Hamit Altıntop uzatmadan şey yapalım diye söylüyorum. Hamit Altıntop dedi ki biz Stefan Hoca ile devam edeceğiz. Ben bir daha soruyorum neden? Evet. Neden hocam? Neden devam edebilir? Sizin... Emin değilim. Yani bugüne kadar yaptığı çalışmalar, aldığı sonuçlar veya alamadığı sonuçlar ama hayal ettirdikleriyle şöyle onu hak ediyor olabilir. Şöyle... Yani cevap bu olabilir belki. Şöyle bir yanlışla gidiliyor. Evet, Ece grubunu düşürmedi. Şenol Hoca düştü. Başarısız olduk. Bıraktı gitti. Evet. Ceskoya da düşmüşüz galiba C Ligi'ne evet, öyle doğru. Bir şey. Yani çok önemsemiyorum bu Uluslar Ligi. Ha şöyle güzel yaptılar. Hazırlık maçlarına bir resmiyet kattılar. O bakımdan güzel oldu. Hazırlık maçları kimliğinden çıkardılar. Niye? Bir soru daha sorayım hocam. Çok da merak etmişim. Kafada yordum zamanında. Ya bir sistem oluşturmamız lazım diye bir cümle vardı. Özellikle milli takım seviyelerinde okumuş. Niye? Niye sistem oluşturuyoruz hocam? Bakın A takım seviyelerinde maç kazanır. Çıkış noktası maçı kazanmaktır. Evet. Maçı kazanmak için sistem oluşturursanız amenna. Niye? Zorluk derecesi daha yüksek rakiplere karşı. Oluşturduğunuz sistemle bir güç yaratmak. Ama ana fikir maçı kazanmaktır. Evet. Yanılıyor muyum? Atlıyor muyum bir şeyi? Doğru, hayır atlamıyorsunuz. Ve illa bir sisteminiz olması gerekmez. Bir ekolünüz olması da gerekmez. Sonuçtur. Sonuç odaklıdır. Amir takım bütün bu yarışmalardaki seviye. Peki biz şimdi bunu beklerken bir sistem oluşması için mi arkasında duruyoruz? Hocam ben o kavramsal meselelerde hep aynı soruyu sorarım. Sor hocam. Nedir sistem? Evet yani hep sorarsın. Sizin sistem tarifiniz nedir? Sistem. Ondan sonra... sistem şöyle. Yani ne söylemeye çalıştığınızı o zaman anlayabileceğim. Tamam. Sistem benim kafamda futboldaki sistem anlamında konuştuğumuz. Belli bir yapıya büründürülmüş, belli anahtar noktaları olan bir oyunu sürekli ve devamlı oynayabilme. Çok sapmadan, çok sapmalar olmadan oynayabilme, başarabilme, kazanabilmedir sistem. Evet. Benim futbolda bunu ben görebildim kendi. Çıkarımım bu. Benim bir dil kurumu karşılığı değil belki sistemin ama belli bir yapı içinde oynayabilme ve bunu devam ettirme, başarılı olabilme şeydir. Buna gerek var mıdır bu oyunda? Yani bir Türk futbol sisteminden bahsediyoruz. Hocam her şey bir tamam. Bir oluşturamadık yani her niye? Her şey tamamsa o talep edilir. Zaten evet. Her şey tamamsa o kendiliğinden oluşur. Ya bravo hocam ben bunu söyleyeyim. O kendiliğinden oluşur. Kendiliğinden oluşur. Yani siz dersiniz bazen sokma akıl 3 adım 5 adım falan diye. 7 adım. Bu biraz böyledir yani. Yani bir şeyi enjekte ederek, bir ekolün örüntülerini enjekte ederek oyunculara birkaç adım atabilirsiniz belki. Ama her şeyiniz tamamsa kendiliğinden siz hiç uğraşmasanız da biz, hem o sistem hem ekol hem oyun tarzınız çok belirginleşmeye başlayabilir. Başkaları tarif edebilir. Türkler böyle top oynuyor diye. Ama her şey tamamsa. Tabii. Eğer her şey tamam değilse bu. Ve bu arada şey bir üst yapı olayıdır. Ekol. Yani üst yapıdan tarif edilir. Tabii. Yani çıktıdan. Aşağıdan değil. Üründen değil. Çıktıdan tarif edilir. Bravo. Dolayısıyla da yani o çıktıya ulaşabilmek için buradan başlaması gerekir. A milli takımdan başlamaz. Yani yetenek seçiminde bir norm çalışmasıyla başlar. Tesise gelen her çocuğun yeteneklerini değerlendirmesiyle devam eder. Bir öğretim müfredatıyla yol alır. Oyuncuların elit olmasını sağlayacak bir yarışma aşamalarından da geçtikten sonra oraya doğru gelir. Ama kamuoyuna sunulduğu yer en üst seviyedir. A milli takımda ekol konuşmak o olmayan bir şey.